Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu zweiteilige Konjunktion, yani iki taraflı koordinasyon bağlaçları arkadaşlar. Je, desto ve umso kalıbını görüyoruz burada. Je, desto ne kadar o kadar anlamına geliyor arkadaşlar. Burada je, desto kullanabileceğim gibi je, umso kalıbını da kullanabiliyorum arkadaşlar. Burada parantez içerisinde komparatif dedim. Neden? Çünkü burada bir kıyaslama da söz konusu olduğu için ilgili sıfatları komparatif olarak değerlendirmem gerekiyor. Dilerseniz ilk cümleye bir bakalım. Man macht lange Urlaub. Man erholt sich gut. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Man macht lange Urlaub. Buradaki man'a baktığımızda üçüncü tekildeki man, yani bir genelleme yapılırken kullanılıyor. Lange uzun, uzun tatil yapmak diyecek olursak demek ki man macht lange Urlaub demiş oluyoruz. Burada da arkadaşlar man erholt sich gut derken sich erholen refleksif fiilini görüyoruz. Dinlenmek demek arkadaşlar. Man erholt sich gut, iyi dinleniliyor demek. Dolayısıyla şunu demeye getiriyoruz bu iki cümleyi bir araya getirerekten. Ne kadar uzun tatil yapılırsa o kadar iyi dinlenilir diyeceğiz şimdi arkadaşlar. Buraya dikkat ettiğimizde je desto kalıbını koyuyoruz. Ancak burada ne oluyor, bakın burada lang komparatiflikte neydi arkadaşlar? Längeydi, öyle değil mi? Dolayısıyla ne kadar uzun tatil yapılırsa diyeceğiz. Ne yapıyorum şimdi je ile beraber? Je länger man Urlaub macht, virgülümü getiriyorum ve sonrasında desto'yla ya da umso'yla devam etmiş oluyorum. Desto'yla devam edelim. Desto besser, bakın buradaki gut ne olmuş? Besser'e dönüşmüş. Besser erholt man sich. Ne olmuş arkadaşlar? Komparatiflikten hemen sonra eylemim olan erholen gelmiş ve refleksifim sich başa gel, sona gelmiş, cümlenin sonuna gelmiş. Dolayısıyla ne demiş oluyorum? Je länger man Urlaub macht, desto besser erholt man sich. Ya da umso ile yapacak olursak ne diyeceğim arkadaşlar? Je länger man Urlaub macht, umso besser erholt man sich demiş olacağız. İkinci örnek cümleye baktığımızda arkadaşlar, man verdient gut, man kann sich teure reisen leisten. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Verdienen, para kazanmak demek. Gut verdienen, iyi kazanmak. Yani iyi para kazanılır anlamına gelen. Man verdient gut. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar, man kann sich teure reisen leisten. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar, teuer neydi? Pahalı demekti. Reisen, seyahatler demek. Leisten de, evet, bunu karşılayabilmek. Parasal olarak karşılayabilmek anlamına gelen leisten'i görüyoruz. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Man kann sich teure Reisen leisten, yani pahalı seyahatleri ne yapabiliyorum? Parasal olarak karşılayabiliyorum. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde je desto kalıbıyla ne kadar iyi kazanılırsa o kadar pahalı seyahatler karşılanmış olur diyeceğiz. Ne yapıyorum şimdi? Je başa geliyor arkadaşlar. Buradaki gut komparatiflikte daha iyi derken ne derim? Besser derim, öyle değil mi? Dolayısıyla je besser man verdient, ne kadar iyi kazanılırsa, virgülümü getirdim, desto yahut umso ile devam ediyorum. Burada da ne oluyor? Bakın arkadaşlar, teure daha pahalı diyecek olursam ne olacak? Teure diyeceğim. Bakın re gelmiş sonuna. Teurere diyorum. Dolayısıyla desto teurere reisen kann man sich leisten demiş oluyorum. Demek ki je besser man verdient, desto teurere reisen kann man sich leisten. Ya da umso ile yapalım bunu. Je besser man verdient, umso teurere reisen kann man sich leisten demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Man macht lange Urlaub, man erholt sich gut. Man macht lange Urlaub, man erholt sich gut. Je länger man Urlaub macht, desto besser erholt man sich. Je länger man Urlaub macht, umso besser
erholt man sich. Man verdient gut, man kann sich teure Reisen leisten. Man verdient gut, man kann sich teure Reisen leisten. Je besser man verdient, desto teurere Reisen kann man sich leisten. Je besser man verdient, umso teurere Reisen kann man sich leisten. Sonraki cümlelere bakalım şimdi arkadaşlar. Man treibt viel Sport. Man fühlt sich gut. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Sport treiben, spor yapmak demek. Treiben yerine machen de diyebilirdik. Viel, çok demek arkadaşlar. Çok spor yapılır. Man fühlt sich gut. Sich fühlen arkadaşlar, hissetmek demek arkadaşlar. Yani bu aynı zamanda ne? Refleksif durumdaki bir fiil. Dolayısıyla sich fühlen cümle içerisinde ne olmuş arkadaşlar? Man fühlt sich gut, iyi hissediliyor. Ben şimdi bunu je desto kalıbı ya da je umso'ya göre yorumlayacak olursam diyeceğim ki ne kadar spor yapılırsa o kadar iyi hissedilir. Dolayısıyla bakın buradaki fiil komparatif olduğunda ne oluyor? Me oluyor. Buradaki good da ne olacak arkadaşlar? Besser olacak. Komparatiflikle ilgili sıkıntımız varsa arkadaşlar ilgili dersimizi mutlaka izlesin o arkadaşlar. Şimdi bu cümleyi söyleyecek olursak je ve desto'ya göre ne diyeceğim? Je mehr Sport man treibt, virgülümü getirdim, desto besser fühlt man sich. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Je mehr Sport man treibt, virgülümü getiriyorum ve desto ve umso ikisinden birisi olabilir bu. Onunla devam etmiş oluyorum ve gut'u da demek ki besser ile yorumlamış oluyorum ve diyorum ki je mehr Sport man treibt, umso besser fühlt man sich. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar es wird kalt, evet soğuk olacak. Man muss viel heizen, evet viel heizen çok ısıtmak arkadaşlar. Demek ki heizen ısıtmak demekmiş. Çok ısıtmak gerekiyor. Soğuk olacak. Ne kadar soğuk olursa o kadar çok ısıtmak gerekir diyeceğiz. Bakın buradaki kalt, soğuk, komparatiflikte daha soğuk diyecek olursak ne olacak arkadaşlar? Kälte olacak. Buradaki fiil ne olacak? Komparatifte me olacak. Dolayısıyla je desto kalıbına göre yorumlayacak olursak bu ne olacak arkadaşlar? Je kälte es wird, desto mehr muss man heizen. Evet, ne kadar soğuk olursa o kadar ısıtmak gerekiyor. Bunu umso'ya göre yapacak olursak ne olacak arkadaşlar? Öğeler gene aynı şekilde kalacak. Ve diyeceğim ki je kälte es wird, umso mehr muss man heizen. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Man treibt viel Sport, man fühlt sich gut. Man treibt viel Sport, man fühlt sich gut. Je mehr Sport man treibt, desto besser fühlt man sich. Je mehr Sport man treibt, umso besser fühlt man sich. Es wird kalt, man muss viel heizen. Es wird kalt, man muss viel heizen. Je kälter es wird, desto mehr muss man heizen. Je kälter es wird, umso mehr muss man heizen. Evet, sonraki örneğe bakacak olursak arkadaşlar. Man ist tolerant, man hat wenig Streit. Öncelikle bir anlamlandıralım. Tolerant arkadaşlar, hoşgörülü demek. Wenig, az demek. Streit, kavga ya da tartışma anlamına geliyor arkadaşlar. Ne kadar hoşgörülü olunursa o kadar az kavga vardır diyecek olursak. Şimdi bunu je desto ya da je umso kalıbıyla yorumlayacak olursak ne yapacağız arkadaşlar? Je başa gelecek ve tolerant komparatif olarak ne olacak? Ere gelecek sonuna. Toleranta ve wenig ne olacak arkadaşlar? Wenig olacak komparatiflikte. Dolayısıyla je toleranta man ist, virgülümü getirdim,
desto ya da umso weniger hat man Streit demiş oluyoruz. Demek ki ne kadar hoşgörülü olunursa o kadar az tartışma, o kadar az kavga vardır derken demek ki je toleranter man ist, desto weniger hat man Streit. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, man ist lange berufstätig, die Rente ist hoch. Öncelikle anlamlandıralım. Lange neydi? Uzun demekti arkadaşlar. Berufstätig, işin olması, mesleğin olması anlamında. Yani aktif olarak çalışmak anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Die Rente, emeklilik demek. Hoch, bu da neydi arkadaşlar? Yüksek demekti. Şimdi lang, komparatif olarak baktığımızda ne olacak bu arkadaşlar? Länger, öyle değil mi? Demek ki lang, länger oluyordu. Hoch, yüksek, daha yüksek derken ne olacaktı arkadaşlar? Höhe olacaktı. Bunu komparatif konusunda işlemiştik. Öyle değil mi? Şimdi bunu je desto kalıbına göre yorumlayacak olursak ne olacak arkadaşlar? Je länger man berufstätig ist, desto höher ist die Rente. Demek ki ne kadar uzun süreli çalışılırsa, mesleki olarak aktif olunursa o kadar yüksek olur. Ne? Emeklilik. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Man ist tolerant. Man hat wenig Streit. Man ist tolerant. Man hat wenig Streit. Je toleranter man ist, desto weniger hat man Streit. Je toleranter man ist, umso weniger hat man Streit. Man ist lange berufstätig, die Rente ist hoch. Man ist lange berufstätig, die Rente ist hoch. Je länger man berufstätig ist, desto höher ist die Rente. Je länger man berufstätig ist, umso höher ist die Rente. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde je desto ya da je umso kalıbını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.